Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen, aynen çok öyle. Zor. Başka yapacak bir şey yok. Ya böyle bazen çok yaklaşık şey yapıyoruz, omuz omuza böyle. O sakat. Heh. Onu benimsemiyoruz. Normalde insanlar da girer böyle yumruk yumruğa da. O iyi bir şey, çünkü yine temas ediyorsun onunla. Yumruğu da oluyor. Aynen temas oluyor, birlikte temasa geçmiş oluyorsun. Yani uzak uzaktan. Evet. Eyvallah. Başka bir şey yok. Eyvallah dedim yeterli. Şöyle mi? Şöyle. Şöyle. Temas etmeyin diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Annem. Evet. Yani. Aynı evde yaşıyoruz. Yani. Anne kız yani. Anne kızız. Birlikte yaşıyoruz. Ne yapayım? Dışarıda normalde insanlarla nasıl selamlaşıyorsunuz mesela? Bu kadar. Ya da yani, uzak çalışıyoruz. Fazla şey yapmıyoruz. Fazla yani. Ancak yani şu an öyle olur. Nasıl selamlaşıyorsunuz? Gösterin. Keşke koronavirüs olmasaydı okullar başlardı. Hem güzel olurdu. Hem arkadaşlarla gezerdik, yüzerdik, atakon filan. Koronavirüsün yüzünden evden çıkmıyoruz ki. Ya bir arkadaşınızla karşılaştığınızda nasıl selamlaşıyorsunuz? Ya uzaktan selamlaşıyoruz ya da elle selamlaşıyoruz. Kolla küçük bir temasla selamlaşıyoruz ya da merhaba. Yani normal elimizle selamlaşıyoruz. Bazen de böyle selamlaşıyoruz. Covid'e karşı nasıl bir selam şekli? Gönülden. Başka tercih ettiğiniz bir selamlama şekli var mı abi? Yok. Aynı dediği arkadaşlara ben de katılıyorum. Aynen. Hangi selamlama şekilleri yanlış abi? Öyle yumruk yanlış bence. Temas oluyor. Çünkü dirsekte normal yani. Uzaktan selamlaşacağım. Temas etmeden. Evet. Doğrusu zaten. Ya burada doğrusu ne ya abi? Uzaktan selamlaşmak. Pandemide en önemli şey Covid'de korunmak. Korunmada da temas çok önemli. Onun için biliyorsunuz zaten ne yapıyoruz? El sıkışmamaya çalışıyoruz ve kesinlikle el sıkışmamamız lazım. Ama görüyoruz ki maalesef mesela yumruk yumruğa insanlar birbirine selam veriyor. Tabii bu pandemi yani Covid-19 yeni tip dediğimiz Covid virüsü partiküller aracılığıyla damlacıklarla bulaştığı için yorumumuz elimizin üstünde her yerde bu virüs olabilir. O yüzden kesinlikle birbirimize temas etmememiz gerekiyor. Sürüntü yani buradaki mikrop avucumuzun içinde olabileceği gibi elimizin sırtında da olabilir. Veya mesela eskiden kalma bir alışkanlık. Mesela hapşıran insanlar dirsekler için hapşırıyorlar. Mesela dirsek dirseğe de temas ediliyor bazen. Dirsekte de bu mikrop, bu virüs olabilir. O yüzden bizim birbirimize temasımızın olmaması gerekiyor. Birbirimize temas etmememiz gerekiyor. Uzaktan selamlaşmak, Allah'ın selamını vermek veya işte gönül selamı yapmak tavsiye edeceğimiz. Yanlış olarak görüyoruz ki işte birbirlerine yumruklarla uzaklaş yapıyorlar ama şimdi el sıkışırken avucumuzun içindeki virüs birbirimize bulaşmasını istiyoruz. Ama bu virüs elimizin sırtında da olabilir. Bazen eldiven kullanıyoruz. Tamam eldiven de önemli, güzel ama eldiven insana bazen farkında olmadan bir güven veriyor. O eldivenin de üstünde mikrop olabilir. Sık değiştirmek gerekiyor eldiven kullanıyorsak da. Tabii güneş ışığı, ultraviyole bu ışığı, bu virüsü inaktif hale getiriyor. O yüzden çok korkmaya gerek yok ama normalde 2 saat içinde bir yüzeyi de bu virüs %6'ya kadar düşüyor. 100 tane virüs varsa 6'ya kadar düşüyor. Ama mesela 24 saat sonra, 2 gün sonra bazı şeylerde virüsün izleri rastlanıyor. Ama bunun bulaştırıcı olabilmesi için çok sayıda alınması gerektiği için biraz da havalanan yerlerde veya güneş gören yerlerde aşırı şey yapmaya gerek yok. Yani böyle paranoyak olmaya lüzum yok.